Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde yeni bir kargo açımına hoş geldiniz. Ciddi miktarda uzun zamandır beklediğim ve istediğim bir ayakkabıydı ama fiyatları o kadar yüksekti ki hala da yüksek. Şu anda 2600-2700'e aldım arkadaşlar bunu. Zamanında 4000'leri neredeyse gördü. Hatta ikinci versiyonları geldi. Onlar 5 küsür, 5.5'larda. Bu çok özel ve çok bence harika bir ayakkabı. Geçenlerde de bir tık düşük versiyonunu almıştım. Ve bunu da almayı hep çok istiyordum. Kısmet ya, tam da benim numaram kaldı arkadaşlar. 44.5 son numaraydı. Ben aldıktan sonra şimdi geçen baktım. Bitmiş. O yüzden çok mutluyuz, çok keyifliyiz bu kargoyu açarken. Hadi şimdi şuradan Pull for Sport'tan bu kargoyu açalım. Kutu dediğin böyle olur. Kutu dediğin böyle olur. Şu arkaya bakar mısın? Bir kronometre, bir saat var. Burada yine farklı bir ne var? Burada değişik değişik şeyler. Arkadaşlar bu koşu ayakkabılarının şahı diyebiliriz hatta. Hemen şöyle isimle sizlere göstereyim. Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percent diye geçiyor. Arkadaşlar bu ayakkabı o kadar özel bir ayakkabı ki bundan birkaç sene önce yani çok eski değil zaten bunu, geçen sene veya ondan önceki sene maksimumdur. Kipchoge diye bir tane şey var, koşucu. Doğru telaffuz etmiş miyimdir bilmiyorum. Afrikalı ve bu ayakkabı içerisinde dünya rekorlarını birkaç defa yanlış hatırlamıyorsam işte bir New York'ta bir farklı yerde kırdı. Öyle hatırlıyorum zamanında, o zamanlar izlerken severim çünkü bu tarz spor gelişmelerini. Dünya rekorları bu ayakkabı içerisinde kırıldıktan sonra tabii ki çok çok ünlendi ve herkes bundan almak istedi. Ve Nike arkadaşlar sadece koşuculara verdi. O da belli bir saniyeyi, belli bir dakikayı koşabilen koşucular. Yarım maratonu şu saatin altında, şu dakikanın altında koşanlara. Onlara hak verdi düşün, alabilmesi için. Yani bu ayakkabıyı herkes alamıyordu. Hele benim gibi adamlar hiç ulaşamazdı. Benim için de o yüzden o zamanlardan beri vay be ayakkabıya bak kafasındaydım. Tabii daha sonra gitgide daha büyük release'ler yapıldı. Daha büyük satışa çıkarıldı. Daha fazla miktarda. Ve sonunda ben de elime geçirebildim. Güzel bir kutu, sağlam bir kutu var. Şimdi sizlerle açıp bakalım. Dediğim gibi bu ayakkabı rekorların kırıldığı ayakkabı içinde. Evet şöyle açalım. Ooo çantası var, bakar mısın? Çok özel bir ayakkabı gerçekten. Dediğim gibi 2700 TL'ye aldım arkadaşlar ama yeni modelleri 5000 civarında çıkıyor. Çok pahalı gerçekten. Nike Air Zoom. Harika ya gerçekten. Poşet çok güzel. Ayakkabı çantası. Şöyle koyuyorsunuz. Koşacağınız yere kadar ayağınız temiz kalıyor ve sonra sırtınıza şöyle geçiriyorsunuz. Tamamdır. Kullanırım ben bunu ya. Güzelmiş. Değil mi? Ayakkabı poşetim oluyordu. Bir bin poşetlerinin yerine geçecek. Eskiden çok eleştiriliyorduk bloklarda, hatırlıyor musun? abi bin poşeti. Evet şöyle tatlı güzel bir kağıdımız var. Ve bang bang. Turkuaz rengi, Türk rengi. Yalnız sanki giyilmiş Türk rengi mi? Niye Türk rengidir? Turkuaz bir sıra Türk rengi mi diye bir çok şey çıkmıştı. Hatta milli takım formaları turkuazdan olmuştu. Tabii bu çok eskiden de ama. Evet, ayakkabımız. Bildiğin gök mavisi dondurmasından bu. Hani turkuaz değil mi bunun ismi? Sanki. Yani evet olabilir. Hani böyle gök mavisi şeyler var ya, dondurmalar. Olabilir. Bilemedim. Evet arkadaşlar, ayakkabımız bu. Adeta uçuşa geçiyormuşsunuz gibi. Şuradan bir roket çıkıyor da buf diye yükselecekmiş gibi bir hali var. Yalnız direkt çok şey kırık geldi, bakar mısın yastıkları? Belki denenmiştir. Belki olabilir. Geri iade edilmiş olabilir. Alınıp geri iade edilmiş sanki olabilir. Sanki bak şuraları falan da sararmış. Veya çok uzun süredir arkadaşlar bu ayakkabı durdu. Yani 44.5 numarası özellikle. Ben birkaç defa almayı denedim. Hatırlarsanız Nike'da şu anda bir, daha doğrusu Türkiye'nin koymuş olduğu bir gümrük sınırı var. 160 euro, 150 euro yanlış hatırlamıyorsam. Sınırın üstündeki ayakkabıları Türkiye'ye sipariş edemiyorsunuz. Nike.com'da uyarı olarak çıkıyor. O yüzden bu mesela 3100'e düşmüştü zamanında 4000 küsürden. Alamadım. Sırf hani o euro şeyini geçtiğim için. 2 ay falan beklemişimdir arkadaşlar. İşte sonra 2600-2700'e düşünce dedim ki artık tam sınır oldu yani. 155 euroya falan denk gelmiş oldu. Dedim sipariş ediyorum. Belki o sırada birileri alıp iade etmiş olabilir. Yani bayağıdır Nike şeyinde bekliyordu. Şurası da bir kırık geldi. Burası da bir tuhaf gibi. Ama şu an şikayet etmeyeceğim ya. Ben bu ayakkabıyı çok istiyordum o yüzden. Ne olursa olsun benim için tamam. Şimdi şöyle yan çevireyim. Yavaş yavaş bakalım. ZoomX zaten bu ayakkabının olayı o. Tabii ama önde de yine Air Zoom üniteleri mevcut. Hem ön ayağınızda hem arka topuğunuzda inanılmaz bir rahatlık hissedeceksiniz. Nereden mi biliyorum? Hemen getiriyorum bir dakika. Ya basit kaldı yanımda. Evet bundan biliyorum. Bu da onun küçük kardeşi diyorum. Bu Tempo. Next Percent Tempo diye geçiyor. Bu Alpha Fly
dediğim gibi bu yarış, yani şöyle düşünülmüş aslında. Antrenman ayakkabısı, antrenmanda bunu giy, eskit, yarışta bunu kullan. Burada bir mantık bu. Her noktada bir tık daha üstün kalıyor arkadaşlar. Zaten fiyat olarak da bu 1900 lira falan düştü bu arada. İzlediğinizde hala belki düşük olabilir. Ben link bırakacağım. Girin alın, bunun tükendiğini biliyorum ama farklı renkleri var. Peki bu... niye bu kadar topuklu oluyor koşu ayakkabıları? Şöyle, yani darbe, çok büyük darbe vuruyorsun aslında. Basketbol ayakkabıları gibi de sağa sola yanlara bir manevra yapmayacağın için yükseklik seni çok rahatsız etmiyor. Şimdi basketbolda geçen şuna yan yan böyle şey yapayım dedim, yan drill yapayım dedim, düşüyordum arkadaşlar, ayağım burkuluyordu. Çünkü çok yüksek, dengesizlik oluşturuyor. Basketbol ayakkabısında bu kadar yastıklama kullanamamanın sebebi bu. Yani handikapı bu. Çok her tarafa 360 derece her yöne gidebiliyorsun. Fakat koşuda dümdüz gittiğin için bu kadar yüksek yapabiliyorsun ve büyük yastıklama gerekiyor. Çünkü topuğun sert bir biçimde yere sert vuruyor. Aynı şekilde ön ayakta koşucular genelde zaten ön ayakta koşar. Ama tabii arka topuk vurması da olur. Yani şu geçiş, bütün koşucularda olan geçiş. Böyle bir yastıklama yok. İnce olsun ama mükemmel sana destek sunsun, etkilen koruma yapsın gibi bir durum olmadığı için de yüksek büyük yastıklamalara ihtiyaç duyuluyor. Bir süre sonra bunlar ölmemeli. Öyle de bir durum var. Hani mesela Skechers ayakkabılarını falan severim ben. Orada da neydi onun ismi? Max Cushioning sistemleri var. Kalın yine onlarda. Arkadaşlar ne kadar giydim? 3-5 ay böyle sürekli giydim. Söndü sanki. Söndü. Ayakkabım söndü ve öyle bir yumuşaklığım artık eskisi kadar yok. Adidas'ta mesela Boost'ta bu çok söylenir. Benim başıma pek gelmedi ama çok giydiğim zaman gelebilir. Dolayısıyla bu sönmemeli ve maksimum sürede sizlere yastıklama sunabilmeli. Durum bu. Bunu da birkaç gecedir koşuya çıkıyorum. O kadar keyifli, o kadar güzel ki. Zaten bir gün akşam geldim bunu giydikten sonra dedim ya ben bunu almak istiyorum. Bir baktım. Ya gelse artık ayakkabım, evet, falan diyordum zaten. Sonra sipariş ettikten sonra da bekleyemedim. Dediğim gibi şu ikiliye baktığın zaman aslında benziyorlar çok ama bu biraz daha cüsselisi değil mi? Yan yana gelince çok benzemiyorlarmış. Öyle resimde mi? Falan daha çok benziyordu. Şu üstündeki zoom eksizisi. Yani şu an arkadaşlar inanamıyorum size anlatırken o kadar çok bunun videolarına, resimlerine, reels'larına baktım ki şu an Şu an ben bile giyip koşasım geldi, evet, yani. Evet, sanki öyle bir şeyi var. 44,5 aldım bu arada. Evet, şöyle hızlıca da hemen bakalım ve fazla uzun konuştuk ama çok sevince artık ayakkabıyı oluyor. Yapacak bir şey yok. Genelde arkadaşlar koşucular ön ayakta koştuğu için buraları bildiğiniz sert plastikten böyle tok bir ses geliyor. Tık 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 şeye vurduğunuz zaman asfaltta koşabiliyorsunuz bu ayakkabılar. Zaten sert zemin koşu ayakkabısı diye geçiyor. Fly plate var şurada. Ortada göreceksiniz biraz daha yaklaşırsan oraya. Evet. Görebilirsin. Bu çok ilginç. Bunda da yine benzer bir mantık olduğu için oradan söyleyeceğim. Hani sizlere giymeden söyleyebileceğim. Arkadaşlar öyle bir plaka konulmuş ki siz adım attığınızda sizi ilerletir bir şeyde. Yani sanki bir yayı bükmüşsünüz ve daha sonra açılır gibi. O potansiyel enerjiyi kinetiğe çevirir gibi bir hareket veriyor bu flight plate. Aynı zamanda tabii güçlü bir form veriyor ayağının ve ayakkabının. Hani şu şekilde bak mesela ayakkabıyı şu şekilde çeviremiyorum. Hani şöyle 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 hareket yapamıyorum. Bunu bazı basketbol ayakkabılarında yapabiliriz düşün. Mesela bükemiyorum. Gerçi içinde şu an şey var, içindekini çıkartayım. Bükülmüyor bak, taş gibi. Yani sen adım attığında seni ileri itecek. Adım attığında seni ileri itecek. Ekstra bir destek sunuyor. Öyle düşünün. Yastıklamaların üstüne. O zaman yürüyüş için kesinlikle uygun olmaz bu. Yürüyüş de ayağını yoruyor. Yani daha böyle kalın bir şey var ayağında. Güçlü bir şey var. Ama ben yürüyüşü seviyorum. Yani yürüyüşü de bununla çıkıyorum. Sırf o yastıklama hissini almak için. Ama biraz böyle ayağımın, ön ayağımı özellikle şuralarımı ortalarında bir yorulmuş oluyorum böyle eve geldiğim zaman. Çünkü bükemiyorsun ya. Evet, çok fazla bükemiyorsun. Tabii bir süre sonra bunu ısındırırsın muhtemelen. Arkada arkadaşlar bakın şurası da yine sert plastik ama şunun kadar sert gelmedi. Ve yastıklamanın köpükleri. Bu yastıklamada büyük bir cüsse halinde şu alt kısımda duruyor. Hemen şöyle şunu çevirmiş olayım. ZoomX Nike'ın en ağır yastıklaması, yani en heavy duty denir buna. Hani ağır işleri yapacak yastıklaması bu oluyor. Ön tabanda da Air Zoom ünitesi. Bir tarafına Air Zoom yazmışlar, bir tarafına Nike logosu koymuşlar yastıklamaların. Ve şu alttaki kayık şekli inanılmaz bence. Ne diyorsun? Çok güzel. İnanılmaz bir kayık şekli var. Şu ayak girintisi birçoğunuzu rahatsız edebilir. Benim de sevmediğim yanlardan biri ama benim ayağım herhalde tahmin ettiğim kadar geniş değil. Veya düz taban. Hep ben kendi düz taban, İşte low arc diye düşünürdüm veya geniş taban düşünürüm. Çok beni rahatsız etmedi. Ama Nike çok yapıyor bu girintiyi. Bunu çok yapıyor ama çok atletik hissettiriyor. Yani Skechers'e giydim arkadaşlar. Onun bayağı düz mesela. Böyle löp löp, anladın mı? Böyle bir hani harekete geçeyim, koşuya çıkayım ama zaten gibi. Koşu pozisyonunda da ayak böyle bir atletik durması, evet, gerekiyor ya. Kaslar kasılmış olacak. Doğru diyorsun, haklısın. Şurası ama fazla bir girintili çıkıntılı geldi gözüme. Şimdi bunda o kadar olmadığını görüyorum, evet, mesela. Hemen üst kısmına bakalım arkadaşlar. Üst kısmı aynı burada olduğu gibi. Gerçi burada daha plastikli ve daha farklıydı. Bu çok daha plastik yoğunluğu azmış gibi geldi şu an gözüme. Mesela şuna bakıyorum. Örgü değil mi bu? Örgü mesela şuna bakıyorum. Burada biraz daha fazla böyle plastik kullanımı var. Burada biraz daha az, daha rahat, daha havadar ve daha hafif olacak bir üst kısım mevcut. Yani çok bir şey yok. Tüm
ayağınızı çevreleyen güzel bir plastik. Minimum zaten arkadaşlar bu ayakkabının olayı. Üstünde kullanılan örgünün ismi de Atom Knit diye geçiyor. Demek farklı yani Fly Knit'lerden, Prime Knit'lerden daha farklı. Hem rahat ama hem de sizlere destek sunacak bir örgü var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ayakkabının içine bakarsan ışıklı ışıklı yani şuralarından direkt hava geçiyor, direkt güneş geçiyor. Bu da güzel bir şey. Ama kırmızı mavi farklı renkte bir şey giyerseniz sen söyle çorap tuhaf bir görüntü olabilir. Ayakkabının arkasında çok ufak bir topuk koruması mevcut. Güzel bunlar, fena hissettirmiyor. Çok sert değil, çok kötü değil. Oldukça hoş. Dil yapısı yok. Tek bir one booty dediğimiz yani bir bütün olarak üstü yapılmış ve ayağınızı şu şekilde çat diye giyip çıkabiliyorsunuz. Bağcıklarımız farklı geldi. Bakar mısın bağcıklarıma? Evet, değişik. Çok değişik örgülü mörgülü. Tuhaf geldi. Yani bu şekilde mükemmel bir ayakkabı. Üstünde neler yazıyor hemen ona bakalım. The Air Zoom Alpha Fly Next Percent yani ayakkabının ismi yazıyor. Hemen şuradaki yazıya da bir bakalım. Ne yazıyor? Measured in the lab, verified by the world class runners Nike Running. Aynen öyle. Dünya çapında koşucular tarafından da bu test edildi ve onaylandı şeklinde bir yazı var. Evet çok mutluyum gerçekten. Belki kanalda çok fazla koşu ayakkabısı açmıyoruz, yürüyüş ayakkabısı açmıyoruz ama bu benim en heyecanlı olduğum. Seslere bak ya, kötü tok sesler. Harika bir ayakkabı gerçekten. Şimdi çorabımızı giyelim ve uçuşa geçelim. Evet şu dar boğazdan bakalım ayağımız nasıl geçecek. Şuraya parmağımı sokmaya çalıştım. Oo, biraz fazla darmış arkadaşlar. Direkt ayağımı şuradan aşırı hissettim. Pek hoşlaşmadım tüh. Fazla beklentiyle olmak iyi olmadı. Bu arada şu baksana bağcıkların ucunda Nike işareti ve yarış damalı bayrak var görüyor musun? Hı hı. Biraz odaklanamıyor ama demin görünüyordu. Evet görünüyor. Hı. Arkadaşlar ama giyer giymez şuram, şuraya bakar mısın? Ayağım şurada. Yani ayağımın şurası dışarıda. Dediğin gibi bununla yürüyemezsin. Bu yürüyüş ayakkabısı değil, bu tamamıyla giy ve koş. Let's go olacak şekilde. Bakalım biraz da sıkı geldi. Önden de ayağım hissettirdi kendini. Şöyle bir ayağa kalkayım. Aman Allah'ım. Bu ne arkadaş? Yani ben diğerini bir şey zannediyordum biliyor musun? Gözüküyor mu bu arada kamerada? Evet. Bu nasıl bir şey? Ay şöyle şöyle arkasını yapayım. Puf puf puf. Önü de çok kuvvetliymiş. Arkadaşlar. Ha, mutlaka basketbolcu da olsanız bir tane alın. Ara ara koşuya çıkarsınız. Böyle ne bileyim biraz daha kardiyo yapacağınız zamanlarda. İnanılmazmış. Sevmeyeceğimi düşünmüştüm ayakkabıyı giyerken. Hatta bir üzülmüştüm. Kamerayı bir an kapattık bağcıklarımı bağlarken. Ya dedim acaba tüh. Hani o kadar da bekledim istedim ama. Böyle bir şey yok ya. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Bu arada bunların uzun kullanım videosunu ister misiniz? Alpha Fly 2'ler geldi arkadaşlar. Onlar işte 5-5.5 küsür. Şekilleri çok güzel. Onlar da biraz indirime girerse onu da almak istiyorum bu arada. Bunun, Tempo'nun, bu tarz ayakkabıların uzun kullanım testlerini yapmayı düşünüyorum ama genelde izleyiciler çok tercih edilmeyebiliyor. İster misiniz? Yorumlarda belirtirseniz ve desteklerseniz sevinirim. Bu şekilde çok güzel bir bargo açım oldu. İnanılmaz ya. Mükemmel. Arkadaşlar bir yastıklama var. Yani çok fazla olması dengesizleştirmiyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bu şey çok önemli. Bu denge. Rahat olmalı ama çok rahat olup seni güvensiz hissettirmemeli. Hani o zaman da böyle lömbür lümbür olursun. Bu tam ikisini çok iyi yapıyor. Bu Fly Plate de o dengeyi çok güzel kuruyor. Yani ön ayağınızda zaten koşuyor olmanız sizlere yeterli oluyor. Şu şekilde geçiş de mükemmel. Yani arkadan öne adım attığınızdaki... Ben bile ayağıma denemek istedim ya. Harika bir tane sana alabiliriz. Ama genelde kadın renkleri daha pahalı oluyor. İlginç bir şekilde. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Daha az üretiliyor da olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı Ayse bugünlük çok mutlu bir şekilde out. Let's go.